Efendim hayırlı akşamlar dileyerek başlıyoruz. Özellikle Derin Kutu'nun hemen hızlı bir şekilde bir son dakika gelişmesi oldu. Ondan başladık. Sayın Çavuşoğlu'nun Katar ziyaretiyle ilgili son dakika gelişmesi olarak basın açıklamasıyla birlikte hemen programda vermeye başladık. Hemen Derin Kutu'yla ilgili konuya geçecek olursak iki değerli konum var. Ben onları hemen takdim etmek istiyorum. İlyas Buzgan, Uluslararası İlişkiler Uzmanı. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz. Yine yardımcı doçent doktor Ömer Osmanoğlu, siyaset bilimci. Sizlere de hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz. Biz özellikle bu akşam değerli izleyicilerimizden birlikte mümkün oldukça Orta Doğu'daki yeni bir takım hareketler oldu. De facto bir takım durumlar da gelişmeye başladı. ABD'nin bölgedeki kendine göre bir takım planlamaları mevcut. Evet, buna karşı da biz gibi ülkelerinde dik duruşuyla da söz konusu. Buna baktığımızda evet, esir alınan bir Katar'dan, daha doğrusu kölesi olmayan bir Katar'dan başlayalım. Bu gündeme baktığımızda Sayın Davut Dışişleri Bakanımızın Çavuşoğlu'nun da hızlı bir şekilde bölgeye gitmesi ne anlama geliyor? Nedir bu kadar hızlı gelişen Körfez ülkeleriyle ilgili ilişkilerimiz? Şimdi Arap Orta Doğu'da şu an Katar merkezli, yani sıcak gündem açısından söylüyorum. Katar merkezli bir kriz var. Bu krizin aktörleri var, görünür aktörleri var. Bu aktörlere baktığımız zaman, odaklandığımız zaman Körfez İşbirliği Konseyi'nin üyelerini görüyoruz. Yani bir taraftan işte Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt kısmen ortada duran bir pozisyon sergilemesine rağmen neticede o da konsey üyesi olması açısından bu karşı blokta yer alıyor. Baktığımız zaman Uman var. Bunlar krizin odağındaki ülkeler. Bir de çevre ülkeler var. Yani doğrudan KİK üyesi olmamakla birlikte çıkar örtüşmesinden dolayı KİK'in bu izolasyon politikalarına destek sunan bölgesel aktörler var. Bunlara baktığımız zaman Mısır'ı görüyoruz, Yemen'i görüyoruz. Ondan sonra bir takım Komor adaları var. Şimdi bir kriz yaşanıyor. Krizin nedenlerine baktığımız zaman, yani bunlar aslında baktığımız zaman hani bölgesel aktörler, bir de küresel aktörler var. Bölgesel aktörleri özellikle İsrail'i eklememiz gerekecek. Çünkü İsrail bölgesel bir güç. Özellikle Arap Orta Doğu'da kendisine muhalif olabilecek, kendisinin güvenliğini tehdit edebilecek oluşumlara karşı tutumuyla, radikal tutumuyla bilinen bölgesel bir güç. Onu buraya ekleyebiliriz. Bunun dışında Amerika Birleşik Devletleri kuşkusuz bu bölgesel ilişkilerin odağında merkezi bir rol oynuyor, merkezi bir pozisyonda bir aktör. Dolayısıyla bence bu krizi Amerika Birleşik Devletleri'nin işte Körfez politikalarından, Arap Orta Doğu'daki politikalarından bağımsız okumak son derece yanlış. Peki, bir krizden bahsediyoruz ama bu krizin nedenlerine odaklandığımız zaman esas itibariyle Katar'a izolasyon politikalarını uygulayan devletlerin bir takım gerekçelerini görebiliyoruz. Evet. Bu gerekçelere baktığımız zaman birinci gerekçe Katar'ın aslında oyun içinden çıktığı, uydu olmaktan çıktığı, kendi başına hareket edecek bir politik refleks ürettiği, bunun temel temasının da Arap Orta Doğu'daki rejimleri değiştirmeye odaklanan hareketleri desteklediği yönünde. Evet. Bu bir. İkincisi, baktığımız zaman
yine bu mihverin yani karşı bloğun referanslarına, karşı bloğun delillerine, kanıtlarına, iddialarına baktığımız zaman, kanıtları değil de iddialarına baktığımız zaman Katar'ın Yemen'de işte İran destekli radikal unsurlara, terörist unsurlara tırnak içinde söylüyorum destek sunduğu, daha geniş bir perspektiften baktığımız zaman Katar'ın Türkiye ile, yani bölgesel bir takım konularda Türkiye ile örtüştüğü bir takım politik manevraları birlikte, bir takım politikaları birlikte yürüttüğü yönünde iddialar var. Evet. Bu mihver, bu cephe Katar'ı bu argümanlarla, bu iddialarla suçluyor. Ve dolayısıyla bu suçlamadan dolayı Katar'a bir tecrit, bir izolasyon politikası. Peki oradaki gerçek bir karşılığı var mı? Yani Katar'a tamam böyle bir suç istina ediyor ama örneğin daha önceki programlarda da bunu biz tartıştık. Orta Doğu eksenli veya hatta Afrika eksenli baktığımızdan Orta Asya'ya kadar selefilik kültürünün yayılmacılığına baktığımızda terörü üreten ve ihraç eden bir Suudi Arabistan'dan bahsediyoruz. Sütten liman olup böyle hemen Katar'ı suçlamak, ben hiçbir şey yapmadım demek ne kadar doğru? Yani uluslararası gerçekçi arenada bunun bir karşılığı olması gerekmez mi? Kuşkusuz yani uzun yıllardır Suudi Arabistan, Arap Orta Doğu'da selefi bir kültürü yayıyor. Selefi bir kültürü ekstremist bir takım radikal unsurlar aracılığıyla Afrika'ya, Arap Orta Doğu'ya ihraç ediyor. Hı hı. Bunun en bariz örneklerinden bir tanesi 8 yıl boyunca Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgali sonrasında Suudi Arabistan'ın CIA ile birlikte Afganistan'daki radikal unsurları birlikte desteklemesi, 8 yıl boyunca yaklaşık olarak 2,5 milyar dolar bir yardım etmesi, bunun en bariz örneklerinden. Yani aslında bakılırsa Afganistan işgaline karşı oluşturulan cepheler içinden bir radikalizm çıktı. Bir fundamentalist bir hareket çıktı. Biz buna El-Kaide diyoruz. El-Kaide bütün bir 8 yıl boyunca Afganistan'da Sovyetler Birliği'nin hedeflerine saldırılar düzenledi. Bu esas itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin işine gelen bir yapılaşmasına zemin hazırlıyor, evet, desek daha yerindedir. Evet, doğru evet, mu? Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü baktığımız zaman Soğuk Savaş aslında Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği'nin gerek Orta Doğu'da gerek Asya'da, yani Avrasya coğrafyasında egemenlik alanları oluşturmaya çalıştıkları bir dönem. 1979'da Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgal etmesi Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki çıkarlarını tehdit eden çok önemli bir skandaldı. Çok önemli bir tehdit skalasıydı. Bu tehdidi bertaraf etmek için Amerika Birleşik Devletleri, işte Suudi Arabistan, Pakistan 8 yıl boyunca bu örgütleri desteklediler. Yani bu Afganistan'daki oluşumları desteklediler. Ama bu oluşumlar içinden biri çıktı ki Soğuk Savaş'ın bitmesiyle birlikte yeni kriz alanlarında bunlar faaliyet göstermeye başladılar. Örneğin işte 1992'de ortaya çıkan Bosna krizinde, Bosna Savaşı'nda bu unsurlar uzun süre orada işte
kendilerine göre cihat, kimilerine göre terörizm faaliyetlerinde falan bulundular. Şunu demek istiyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Soğuk Savaş dönemi boyunca Orta Doğu'yu kontrol etmek amacıyla uyguladıkları bir takım planlar vardı. Ya bu planların bir kısmını şu an Körfez'de uygulamaya çalışıyor veya devam ettiriyor desek. Kuşkusuz Büyük Orta Doğu projesini bu bağlamda değerlendirebiliriz. Peki, teşekkür ederim. Ömer Hocam, siz nasıl görüyorsunuz? Bu Sayın Bozgan'ın bahsettiği kısmına gelecek olursak, bu kadar hızlı gelişen Orta Doğu refleksine bakacak olursak, yani neyi görüyoruz? Ne oluyor? Aslında şöyle başlayabiliriz. Bize hızlı gibi geliyor ama aslında meseleleri... Planlanmış bir yapı. Yani belki de 100 yıldır devam eden şeyler bunlar. 1916'dan beri devam eden, işte 1939'da Katar'da petrolün bulunmasıyla daha da farklı bir çerçeveye, daha farklı bir yöne doğru giden, 1971'de Katar'ın işte bağımsızlığını kazanması efendim. Birçok etken var burada. Yani tarihsel bir perspektif var aslında. Nasıl bir perspektif? Bu ana hatlarıyla çizmeye çalışayım ben. Şimdi Suudi Arabistan aslında Katar'da bir hak iddia ediyor. Yani Katar'la Suudi Arabistan arasında tarihsel bir gerilim var. Yani Suudi Arabistan aslında Katar'ın kendisine ait olduğunu iddia ediyor. 1900'lü yılların İtilafı başında. Var aslında. 1920'lerden sonra başlayan bir itilafı var. Evet, yani ama Osmanlı, aynı aileden değil mi? Aynı aileden ama aralarında problemler, ihtilaflar var. Şimdi Osmanlı tarih sahnesinden maalesef çekilmeye başlamasıyla beraber ortada aslında parçalı, enkaz halinde efendim birliğini sağlayamamış, kendi güvenliğini sağlayamayan ve hala o çöl bedevi efendim ya da işte bedevilere özgü asabiyetçi ya da ulusalcı, kabileci yaklaşımların ön planda olduğu bir Orta Doğu coğrafyası aslında bıraktı maalesef Osmanlı arkasında. Şimdi arkasında bıraktığı zaman Suudi Arabistan Katar'da hak iddia etmeye başladı. Aynı durum Bahreyn ile Katar arasında var. Birleşik Arap Emirlikleri ile Katar arasında yine sorunlar var. Dolayısıyla Katar bu şu anki KİK üyesi ülkelerin çoğuyla ihtilaflar yaşıyor. Meselenin böyle tarihsel bir yanı var. Yani Katar aslında Osmanlı'dan yana, Katar'ın kurucu emirlerinden ilki Osmanlı'dan yana bir tavır sergiliyor. Buna benzer bir de Kuveyt var değil mi? Kuveyt de var. Kuveyt de var, Katar var. Yani daha doğrusu İngilizler bu iki yere de fazla müdahale edemediler. Her ne kadar 1970'lere kadar gelsek bile dahi. Yok, aslında müdahale ettiler. Şöyle söyleyelim biz. Ama lider yapısını istedikleri gibi dizayn edemediler. Çünkü orada irsi bir babadan oğula giden zaten bir saltanat var. Yani İngilizler ya da Amerikalılar, İlyas Hocam da teyit edecektir, bu yapıya çok fazla dokunmadı. Yani burada efendim otoriteryen yönetimlere, işte kabileci anlayışlara, emirliklere, monarşilere İngiltere ve Amerika çok müdahale etmedi. Şimdi bu Körfez ülkelerinin kendi aralarındaki ihtilaf aslında 1900'lü yılların başındaki İngiltere'nin ve daha sonra 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da Amerika'nın aslında bölgede nasıl konumlandırdığını da devreye sokmamızı gerektiriyor. Yani bu ülkelerin kendi aralarındaki ihtilaflar onun ötesinde Amerika'nın Suudi Arabistan'ın arkasında durması, İngiltere'nin de Katar'ın arkasında durması sorunların aslında başlangıç noktalarını teşkil ediyor. Şimdi aslında burada bir bölüşüm var. Peki fotoğrafta böyle bir resleşme mi var? Yani İngiltere ve Amerika'nın Brexit'ten sonrası ayrılmasıyla birlikte asıl perdenin arkasında yeniden şekillenecek Orta Doğu'da İngiltere veya Amerika'nın Orta Doğu'da kendi çıkarları açısından karşı karşıya geldiğini söyleyebiliyor muyuz? Arka planda aslında söyleyebiliriz. Yani İngiltere ile Amerika 2. Dünya Savaşı'ndan sonra sürekli bu bölgede efendim nüfuz elde etme ya da işte bölge ülkelerinin çıkarlarını korumaya yönelik adımlar atıyorlar. Bunu birçok Orta Doğu ülkesinde görebiliriz. Şimdi İngiltere'de mesela Londra'da patlayan bombaları aklımıza getirelim son zamanlarda. Florida'da yine bombalar patladı. Tabii çok iddialı olacak, çok komplo teorisi gibi olacak ama burada İngiltere ile Amerika'nın da birbirlerine bir takım sinyaller verdiğini... İstihbaratlar üzerinden bir tartışmaları söz konusu oldu. Trump'la zaten Londra Belediye Başkanı arasında da şeyler oldu, atışmalar oldu. Yani Londra'da terör patlamalarında Trump şeye ara verdi Twitter'dan o belediye başkanının atışmalarına. Şeyden sonra yine devam etti. Yani İngiltere ile Amerika arasında zaten o büyükelçiler gidip geliyorlar ya da işte istihbari noktada belki istihbarat örgütleri de görüşmeye devam ediyorlar.
Fakat bunlar çok arka planda gerçekleşiyor. Yani bunlara bizim nüfuz etmemiz, efendim buradaki tam olarak neyin döndüğünü anlayamamız biraz zor. Bunun için istihbarat uzmanı falan olmamız gerekiyor. Ama içeride bu Arap ülkelerinin, Körfez ülkelerinin birbirleriyle mücadelesi arka planda, İngiltere, Amerika'nın Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra devam eden mücadeleleri, onun dışında halkayı biraz daha genişletirsek, Rusya ile Amerika'nın mücadelesi ya da anlaşması, belki ileride bunu da konuşacağız. Yani belki arka planda anlaşmış da olabilirler Amerika ile Rusya. Belki böyle bölgeyi paylaşıyorlar. Dövüşü Suriye üzerinden görebiliyoruz. Hatta, bu tam bir danışıklı dövüş olmayabilir. Yani şunu desek bir güç mücadelesi vardır ve belli konumlar almışsınızdır. Yani bu danışıklı dövüş olmayabilir. Şartlar, efendim Suriye meselesi, İran'ın durumu, Türkiye'nin pozisyonu, Körfez'in durumu sizi böyle bir paylaşıma, böyle bir efendim güç katmanlarına icbar etmiş olabilir. Peki. Burada bir de şu da var tabii. Yani üçüncü halk olarak şunu da katabiliriz. Yani Körfez'in kendi arasındaki problemler, yani İslam dünyasının, Orta Doğu'nun kendine mahsus problemleri, mezhepçilik bunlardan bir tanesi. Yani yurttaş zaten olamama, vatandaş olamama, efendim mesela otoriteryen yönetimler. Meselenin ikinci boyutu Amerika-İngiltere mücadelesi, üçüncü boyutu Amerika-Rusya mücadelesi, dördüncü boyutu İran-Suud mücadelesi. Yani bir de meselenin böyle bir durum var. Aslında çok bilinmeyenli bir denklemden bahsediyoruz. Meseleler aslında Suriye'de bir patladı. Şimdi galiba Katar'da patlayacak ya da bunun önü alınmaya çalışılıyor diye yorumlayabiliriz. Peki. Burada düşünceniz isterseniz bir reklam arasına gidelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Kısa bir reklam arası efendim. Evet değerli izleyiciler, kısa bir reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlyas Bozgan hocamız yardımcı doçent doktor. Evet hocam, şimdi sizle ilgili bu konuda devam edecek olursak uluslararası ilişkiler uzmanıydı değil mi? Doçentliğimiz Ömer Bey'in. Evet, Orta Doğu'daki Katar mevzusuna gelecek olursak tekrar. Katar'ın bu önümüzdeki süreçlerde Amerika kendi çıkarları noktasında yeterli düzeyde baskıyı sizce uyguladı mı? Hayır, istediğine ulaşamadı mı? Nasıl bir cevap olur buna? Şu an aslında test aşamasında baktığımız zaman izolasyon politikaları... Türkiye bunu bertaraf edebiliyor mu? Türkiye bunu bertaraf etmek için veya bu Türkiye aslında konumunu, cephesini belirlemek için hemen krizden sonra yapılan uzun süredir yapılmış olan askeri anlaşmaları hemen meclise taşıdı. Hı hı. Mecliste onaylandı ve bir gün sonra Sayın Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda oraya askeri bir birlik gidecek, işte eğitim faaliyetleri falan yapılacak. Şimdi dolayısıyla baktığımız zaman aslında bu bile yani Türkiye'nin Katar'la yapmış olduğu bu anlaşma bile şimdi birilerini çok rahatsız ediyor. Rahatsız ediyor. Rahatsız ediyor. Bu aslında stratejik askeri ilişkileri de kapsayan stratejik bir ilişki, yüksek düzeyli stratejik bir ilişki olması bakımından bölge ülkelerini son derece rahatsız ediyor. İsrail'i rahatsız ediyor. Türkiye'nin son zamanlarda işte Arap Baharı ile birlikte ortaya koymuş olduğu politikalar açısından da Amerika Birleşik Devletleri'ni fevkalade rahatsız ettiğini söyleyebilirim. Peki Amerika, dolayısıyla evet, şuraya bir girebilir miyim hocam? Amerika tamam rahatsız oluyor ama Amerika ile ABD'ye baktığımızda burnumuzun dibinde PYD, YPG'ye, PKK'ya istediği desteği verebiliyor veya Türkiye düşmanı olan terör örgütlerini besleyebiliyor. Burnumuzun dibinde kendi alan çıkarları noktasında her türlü girişimde bulunabiliyor. Ben kendi girişimlerim veya çıkarlarım söz konusuyken girdiğim zaman neden bu kadar rahatsız? Yapamazsınız. Neden yapamam? Kimse kardeşim şimdi, yaparım. Ne demek? Buna bir cevap alalım. Şimdi tabii ki biz bunu söyleyebiliriz. Yani ne demek yapamayız ama. Yani gücümüz nispetinde evet bu. Kennedy'nin çok ünlü bir lafı var. Diyor ki Orta Doğu'da diyor gücün diyor saygı gördüğü kadar hiçbir şey saygı görmez. Orta Doğu hakları açısından çok önemli bir slogandır bu aslında. Tabii. Şimdi uluslararası ilişkilerde aslında güç belirleyici bir
Ya eğer gücünüz varsa, hele muazzam bir gücünüz varsa, aksine rağmen sonuçları belirleme, kapasiteleri sınırlandırma yeteneğiniz var demektir. Amerika Birleşik Devletleri, bakın, Soğuk Savaş'tan bu yana, İkinci Dünya Savaşı'nın kaderini belirleyen bir ülke. İkinci Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra her iki savaştan da muazzam bir güçle çıkmış. Soğuk Savaş boyunca Sovyetler Birliği'ni Uzak Doğu'da, Orta Doğu'da sınırlandırmak amacıyla bir dizi politika yürütmüş ve 1991'de Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle birlikte küresel ortamda uluslararası ilişkilerin bağımsız, dominant bir aktörü olarak çıkmıştır. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri açısından bu bir zaferdir. Paylaşılmaması gereken bir zaferdir. Hele söz konusu sizin politikalarınızla uyuşmayan örgütler eğer, devletler eğer orada sizin çıkarlarınızı tehdit edecek bir takım arayışlar içine giriyorlarsa, çok rahat bir şekilde bu sizin diskalifiye edilmeniz. Yani şunu mu demek istiyorsunuz? Diyorsunuz ki uzun yıllar kovboy filmlerini seyrettik, o Vahşi Batı'yı seyrettik. Vahşi Batı'nın da aslında Amerika'nın biraz profili olduğunu görüyoruz. Barbar, aşağılık bir yapı, hayvan tüccarlığı, bir başkasını öldürüp onun malına el koyma, altın hırsızlıktan alışma, geçinme, altınları çalma dediğimiz bir kültürü. O zaman şöyle biraz bir ironik bir yapı var Türkiye'de. Halen bunu kıramadık. Batı sevdalısı olan, o Vahşi Batı'ya özenen de bir kitle var bizde. Bu ister sosyalistçi akım olsun, isterse kapitalist bir akım olsun. Hep Batı'yı bir şirin gösterme dediğimiz bir yapı var. Aslında kimliklerine küfreden, kalkıp Osmanlı'yı Vahşi Batı ile entegre gösteren. Halbuki bizim atalarımız, ecdadımız bir yere giderken bile dahi bir üzümü dalından kopardığı zaman onun karşılığını yerine bırakıp çıkan bir millet, bir ecdattan bahsediyoruz. Bu aşağılık yapıya baktığımız zaman, sömürgeci, kapitalist, Siyonizmin bekçisi, uşağı dediğimiz barbar bir yapı. Çünkü İsrail açısından bugün kovaylık kısmına bakalım. İsrail'in birinci derecede koruyucusu, hamisi dediğimiz bir ABD var değil mi? Hı hı. Peki buna tekrar gelelim. ABD böyle bir yapıda şimdiye kadar dünyada hangi ülke sen istediğin gibi cirit atamasın? Beşli daimi çeteden bahsedelim. Fransa, İngiltere, Çin, Rusya ve ABD. Bunlar kendi aralarında perde arkasında hep anlaşmalı. Peki bundan sonra bunlara birileri dur demeyecek mi bu aşağılık barbar yapıda? Aslında dur denmesi gerekiyor. Yani şimdi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşturulan uluslararası düzen ve bu düzenin ana merkezi olan Birleşmiş Milletler Teşkilatı bile aslında savaşın galiplerinin çıkarlarına hizmet etmek amacıyla, yani daha doğrusu barışı, istikrarı, güvenliği sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir yapıdan bahsediyoruz. Amaç itibariyle buydu. Ancak bütün bir savaş, soğuk savaş döneminde bu yapı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu son derece işlevsiz kaldı. Hiçbir krize çözüm üretemedi. Yani bütün bir soğuk yani savaş... Benim bildiğim kadarıyla mesela buna krize çözüm üretemedi derseniz İsrail'den bakalım. Onlarca kınama kararı var. Neye yarıyor bu kınama kararı? Bir şeye yaramıyor. Hiçbir özelliği bir yok. Bir şeye yaramıyor. İsrail istediğini elde edebiliyor. Mesela hatta geçtiğimiz günlerde ABD'nin Birleşmiş Milletler temsilcisi özellikle bütün dünya devletlerini de tehdit etti. Çok da önemli açıklama yaptı. Dedi ki İsrail'i korumaya almak zorundayız. Korkunç bir baskı altındadır. İşte riskli bir bölgede yaşıyor. İnsanları tehdit altındadır. Ama aynı İsrail her gün Filistin'i katlediyor. Dünyanın her tarafında istediği gibi cirit atabiliyor. Bir başkasının hakkını gasp edebiliyor. O barbarlığını bölgede çok rahat yayılmacı bir politikayla yapabiliyor. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanı da güzel bir ifade kullandı. Dedi ki dünya beşten büyüktür.
ve Birleşmiş Milletler lav edilmeli veya yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Bunun karşılığı olacak mı? Bunun karşılığı yakın zamanda olmaz. Olmaz. Yani gerçekçi olmak gerekirse olmaz. Hı hı. Çünkü güç dağılımı bakımından, yani güç dağılımına baktığımız zaman, yani küresel güç dağılımına baktığımız zaman bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri var, İngiltere var, Fransa var. Yani bunlar Çin'de Birleşmiş Milletler, hı hı. Bunlar Birleşmiş Milletler Genel Konseyi'nin 3 batılı üyesi. Daimi üyeleri. 3 batılı ve daimi üyesi. Öte taraftan Avrupa Birliği var. Yani küresel... Avrupa Birliği'nin de büyük mü yok? Yani Birleşmiş Milletler'e baktığınızda Brexit'ten sonra Avrupa Birliği İngiltere çıktıktan sonra bir Fransa'yla ilgili baktığınızda Fransa'yı da pek dinleyen yok yani umarım. Aslında uluslararası ilişkiler bağlamında Avrupa Birliği'ni... Hı hı. Avrupa Birliği'nin birçok üyesinin üye olduğu NATO'yu da Amerika Birleşik Devletleri'nin batıyı korumak, yani Sovyetler Birliği'nden batıyı korumak amacıyla kurduğu bir organizasyon, NATO'dan bahsediyorum. Şimdi dolayısıyla bu güç dağılımını dikkate aldığımız zaman aynı zamanda iki emperyalist ülke var. Onlardan bir tanesi Sovyetler Birliği, işte 1991'e kadar yayılmacı bir politika izliyordu. Birçok ülke, işte Kuveyt'i 1950'li yılların başında işgal etmişti. Kore krizinin en temel nedenlerinden bir tanesi ve Soğuk Savaş'ın da zirve yaptığı bir dönem. Öte taraftan işte 1970'li yılların sonunda Afganistan'ı işgal etti. 1970'li yıllarda, 1950'li yıllarda işte Nasır oradan Amerika Birleşik Devletleri Mısır Sovyetler Birliği yanlısı bir politika izlemişti. Yani şunu demek istiyorum. Şimdi bu söylemler önemli söylemler. Bir idealizasyonu dile getiren, bir demokratizasyonu, uluslararası ilişkilerde bir demokratikleşmeyi, ki bu özünde devletlerin egemen eşitliğini içeren bir kavram, bunu dile getiriyor. Ama uluslararası ilişkiler öyle yürümüyor. Uluslararası ilişkilerin doğasına güç ve çıkar gibi iki kavram egemen. Peki. Ama tekrar ediyorum, bu sözler önemli bir sözler. Bu sözler ancak nerede yankısını buluyor? Afrika'da, Afrika toplumlarında. Yani Avrupa liderler düzeyinde olunca, değil, hayır, onlar hayır. Rahatsız olurlar ama toplumlarda da bunun karşılığı vardır. Vardır, kuşkusuz vardır. Örneğin Arap vardır. Dünyasında veya Müslüman dünyasının gönlünü fetheden bir Erdoğan'dan bahsedebiliriz. Evet, peki. Anlamda... Sayın Ömer, siz ne diyorsunuz bu görüşlere, Sayın Bozgan'ın bahsettiği görüşlere? Klasik manada resmi doğru aslında tarifleyen, resmi doğru bir şekilde ortaya koyan yaklaşımlar. Hı-hı. Fakat ben bazı değişikliklerin, önemli değişikliklerin emarelerini bize göstermeye başladığını düşünüyorum. Mesela bir tarih bile verebilirim. 2013 ya da 2014'ün Eylül ayında, yani şöyle hatırlatayım ben size. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'ye askeri müdahalede bulunacaktı. Hı hı. Yani işte Suriye'nin bir bölgesinde. İran'da iptal etti. İran'da iptal etti. Yani Rusya, İran burada güçlü durdu. Çin güçlü durdu. Ve Amerika bundan vazgeçti. Yani biz artık geceliğin hani Amerika ne zaman bulacak diye bekliyorduk ve yani. Obama bundan Obama'nın vazgeçti. Açıklaması var. Mesela. Şimdi Katar meselesine baktığımızda mesela tekrar hatırlayalım. Sıcak bir mesele çünkü. Katar meselesinde İran hemen harekete geçti. Zarifi hemen uçakla Türkiye'ye geldi. O sırada İran'da parlamentoda saldırılar gerçekleşti. Ve Zarifi durum çok kritik gibi bir açıklama yaptı. Yani çok ciddi bir... İspanatlar iyi bir bilgi almıştır. İran'dan biz bu tür açıklamalar duymaya çok alışık değiliz. İranlılar çok diplomatiktir, samimiyetine de inanmıyoruz. Kendi çıkarları da vardır, böyle davranmak durumundadır. Şimdi İran'ı ne övmek ne de şeytanlaştırmak gibi bir durum içerisinde kalmayalım bence. Öyle resmi anlamaya çalışalım. İran ciddi bir durumla karşı karşıya olduğunun şeyini verdi. Ve biraz da panik bir cümleydi. Şimdi... Suriye meselesinde sanki bütün enkaz Türkiye ile Katar'ın üzerine sanki yıkılmaya çalışılıyor. Böyle bir durum var bir tarafta. Yani uluslararası küresel yapı dediğimiz
kendine göre bir suçlu ilan edecekler. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği. Orta Doğu'daki bunların, bunların çıkarları evet. doğrultusuna hizmet edecek iki tane karşı ülke var. Türkiye ve Katar. Bir blok olarak. Aslında burada İran da var, Kuveyt de var. Birini vurursak en azından zayıflar mantığında suçlu mu ilan edeceklerdi? Aslında Türkiye'nin üzerine suçu yıkmaya başlamışlardı. İşte Türkiye orada IŞİD'i destekliyor, yok işte MİT'leri operasyonu bu tutmadı. Tutmadı. Şimdi Katar'ın üzerine gidiyorlar. Şimdi Türkiye'nin üzerine oynanan oyunları hepimiz biliyoruz. Gezi olayları, tekrar etmeye gerek yok. 17-25 bilmem ne falan, darbe girişimi 15 Temmuz. Türkiye'nin gardını düşürmeye yönelik hamlelerdi bunlar. Şimdi diğer Suriye'de geri kalan, Suriye'deki rejime muhalif olan unsura destekleyen ülke hangisi? Katar. Şimdi Katar'ın üstüne yükleniyorlar. Daha doğrusu Türkiye'nin belirlediği politikalar noktasında hareket ediyor desek yeridir. Tamamen Türkiye'nin belirlediği politikalar demeyeyim. Katar'ın da kendine göre bir ajandası var. Katar mesela İngiltere'de ciddi yatırımlar yapıyor. Fransa'da yatırımları var. Almanya'da yatırımları var. Katar'ın efendim Amerika'yla ilişkileri var. Efendim Katar'ın İran'la ilişkileri var. Şimdi Körfez'de 400 milyar dolarlık bir şey var. Doğalgaz rezervi var ve İran'la birlikte çıkarma gibi bir şeyleri var, düşünceleri var. Şimdi biz az önce bir takım parametreler söyledik ama mesela işin enerji boyutu da var. 6 trilyon dolar dediğimiz rezervi var. Evet. Kübik doğalgaz rezervi 16 trilyon doğru. Rakamla ilgili farklı rakamlar da var ama ciddi bir rezerv var. Ciddi bir rezerv var diyelim. Öyle söyleyeyim ben. Çünkü biz enerji uzmanı değiliz ya da ekonomist de değiliz. Evet. Orada ciddi bir rezerv var ve Katar Körfez ülkelerinin baktığı gibi İran'a bakmıyor. İran'la ilişkileri daha pragmatist. Tıpkı İngiltere, okuyabiliyor diyelim. İngiltere, Fransa ile ilişkilerinde olduğu gibi. Şimdi meselenin bir insani boyutu var, gönül boyutu var ama bir de çıkarlar ve güç meselesi var. Türkiye evet insani açıdan bu mübarek Ramazan'da oraya uygulanan ablukayı delmek için gıda yardımı yaptı değil mi? İlaç yardımı yapıyor Katar'a. Tarihte bir ilk olarak da şöyle bir şey çıktı ortaya. Bunu da hemen hızlı bir şekilde dile getirelim. O da neydi? Bir ülkeye ambargo veya kuşatma kararı veriliyor. Çok hızlı bir şekilde 24 saat dolmadan Türkiye bütün koridoru açıyor hava yoluyla. Çok dünyada net bir kararlılık bu. Evet. Bak, bu çok önemli bir şeydir. Yani uluslararası ilişkilerde bunun pek örnekleri olmaz. Ne anlama geliyor biliyor musunuz? Türkiye'nin birçok şeyi okuduğu anlamına da geliyor. Yani Türkiye hemen şeyini belirliyor. Lojistik gücünü ve devlet bilgisini çok hızlı bir şekilde diplomasisini de yapıyor. Yani Kuveyt'le diplomasini yürütüyoruz. Şurada Arabistan'la, Mısır'la aramız limonlu. Peki biraz halka bakalım hocam şey açısından. Sosyal medya platformu ve uzmanlarından oluşan önümüzdeki günlerde Katar'a destek için çok önemli bir takım Türkiye'nin 81 ilinde bir olgunlaşmayla Katar'a destek mitingleri olacak. Toplum da çok hızlı okudu anlamına geliyor mu? Elbette geliyor. Şimdi Katar halkı da teşekkürlerini ileten dün mesela konvoy yaptılar. Bayağı bir araçtan oluşan bir konvoy yaptılar. Katar televizyonunda Türk ürünleriyle ilgili bir takım açıklamalar yapılıyor. İki ülke halkı arasında bir gönül bağı zaten var. Ve bu tekrar bu yapılırken Suudi Arabistan'ı da karşımıza alıyoruz anlamına gelmiyor mu? Gelmiyor çünkü bugün Suudi Arabistan bir açıklama yaptı. Biz işte Katar'a yönelik gıda ve ilaç yardımı yapmaya hazırız. Bakın çok ciddi bir şekilde abluka yapmıştı. Ablukayı kırdı Suudi Arabistan. Şimdi şöyle bir görüntü verdi Suudi Arabistan. Sen Müslüman bir ülkesin. Ramazan ayında gıda yardımı yapmıyorsun. Gıdayı kesiyorsun. Bırak onu. Ve burada cenazeyi iade etmedi. Yani cenazeye geçiş izni vermedi. Başka yani bir şey daha var. İslam'da yeri olmayan bir şey bu da. Bu daha çok rahatsız edici. Ben daha feci bir şey söyleyeceğim. Güvendiğim bir kaynaktan gördüm sosyal medyada. Sıkıntılı bir açıklama olur mu bilmiyorum ama Mekke imamlarından bir tanesi işte bu abluka kararına uyulması gerektiği, bu abluka uygulanan ülkeyle ilgili alınan kararlara uyulması gerektiği ilgili bir açıklama yaptı. Fetva. Bir fetva verdi. Fetvayı bakın, verdi ama şu Kabe'ye, Umre'ye gidecek kişilerle ilgili Suudi Arabistan'ın bir şey. Şimdi bakın nasıl bir Suudi Arabistan'dan bahsediyoruz. 1979 yılında Cüheyman el-Uteybi diye biri Kabe'ye baskın düzenliyor. Evet, meşhur. Evet, şimdi amacı işte orada Mekke veya işte Suudi Arabistan kraliyet ailesini devirip yerine bir İslam devletini kurmak. Cüheyman el-Uteybi ve yandaşlarının en temel amacı buydu. Şimdi Suudi Arabistan bu baskını kontrol altına almak için Fransız askerlerini Türkiye'ye davet etti. Kabe'ye davet etti. Ve Fransız askerleri bu baskını düzenleyerek
bu olayı çok kanlı bir şekilde bastırdı. Şimdi böyle bir ülkeden bahsediyoruz. Yani pekala bir yani diplomatik ilişkilerle, hani arabulucularla, müzakereyle bu olayı sonlandırabilirken bunu yapmadı. Bilakis Fransız askerlerini ülkesine davet ederek Fransız askerlerinin baskın yapmasıyla, çok acımasız bir baskın yapmasıyla bütün insanların öldürülmesiyle sonuçlanan bir operasyon yaptı ve bu operasyon da başarıyla sonuçlandı. Şimdi evet, gerçekten hani baktığımız zaman ortada bir kriz var. Ve bu krizin işte bilinen bir takım nedenleri var. Ve Türkiye'de aslında suçlamaların hedefi olmuş durumda. Olabilir. Yani dolaylı olarak olabilir. Dolaylı olarak, çünkü şu an direkt net bir şeye yöneltilmiş zaman, değil ama. Şöyle söyleyeyim. Ama Türkiye çok güzel dengeli bir politika götürüyor. Nedeni de şu: o Orta Doğu coğrafyasıyla Orta Afrika'ya baktığımızda, Afrika kıtasıyla birlikte bir bütün olarak artık ele alması gerekiyor. Türkiye birisine taraf olmama noktasında daha önceki yapılan hatalardan kısmen daha itidalli davrandığını da görebiliyoruz. Mısır'la itilaflıyız değil mi şu an? Libya'yla sıkıntılıyız veya Suriye'ye, burnumuzun dibi Irak'la kendi şeylerimizden itilaflarımız var. Ama çok önemli dediğimiz bugün Yemen, Sudan, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt gibi ülkelere, Ürdün'e baktığımızda şu var. Türkiye diyor ki kardeş ülkeler noktasında ben birebir artık karşı taraf değil. Uzlaşmadan ve sorunları çözmekten, bir de çok net güzel bir bildiri yayınladı. Artık yeter, bu sorunları tartışmak istemiyoruz. Hele bir de Ramazan ayında İslam coğrafyasında kan görmek istemiyorum. Hatta dediğinde. Cumhurbaşkanı şey dedi, Ramazan bayramına kadar bu sorun çözülmesini bekliyoruz dedi. Yani. Çözülmesi gerekir, tabii, ne gerekiyorsa da yapılacaktır dediğinde. Şimdi buna baktığımızda bu uluslararası ilişkide bu denli küresel yapıya bir meydan okuyan Türkiye var. Buna baktığımızda evet, karşılığı var mı? Ne demekten? İşte tam da not edilmesi gereken bir husustan bahsediyorsunuz. Yani küresel düzene meydan okuyan bir girişimler skalası var. Evet. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın uzun süredir işte Birleşmiş Milletler Genel Konseyi'ni eleştiren söylemlerine baktığımız zaman, Orta Doğu'da Arap Baharı sürecinin ortaya çıkmasıyla birlikte ortaya koymuş olduğu pozisyona baktığımız zaman, geliştirmeye çalıştığı politikalara baktığımız zaman, bu politikalar esas itibariyle bir takım merkezlerde not ediliyor. Bunların altı çiziliyor. Dolayısıyla bugün Katar'ın pres altına alınmasının, Katar'ın parantez altına alınmasının sadece Katar'ın dış politikalarıyla izah edebileceğimiz bir durum değil. Bu doğrudan esas itibariyle Katar'ın ilişkide olduğu ülkeleri taraftan Katar'ın ciddi ilişkide olduğu ülkeleri bundan caydırmak. Yani böyle bir, eğer bir bloktan söz edilecekse, bu blo Katar'ı terbiye ederek dağıtma gibi bir amacı var. Çünkü baktığımız zaman Arap Baharı'nda Türkiye ile Katar'ın Suriye politikaları örtüşüyor. Mısır'da Türkiye'nin Mursi yanlısı politikalarıyla Katar'ın politikaları örtüşüyordu. Aynı şekilde Filistin'deki işte Hamas örgütüne karşı yaklaşımları örtüşüyordu. Dolayısıyla bunlar, bakın şimdi Hamas'ın durumuna baktığımız zaman esas itibariyle anti emperyalist veya anti siyonist bir söylem skalasını aktive eden, bir işgal karşıtı pozisyon içinde olan bir örgütten bahsediyoruz. Ve 1980'li yılların ortalarından beri İsrail'e karşı mücadele eden bir örgütten bahsediyoruz. Şimdi bu örgüt
Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Mısır tarafından defa terörist bir örgüt olarak nitelendiriliyor. Siz şimdi terörist olarak, yani dünyanın efendilerinin terörist olarak nitelendirdiği örgütlere destek veriyorsunuz. Bu onlar açısından kabul edilebilir bir şey değil. Şimdi bakın, Arap Baharı sürecinde dediğimiz gibi işte Mursi yanlısı, İhvan yanlısı politika izledi bu iki ülke. Dolayısıyla şimdi baktığımız zaman Suudi Arabistan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, İsrail'in, Amerika'nın desteğini alarak orada bir darbeyi gerçekleştirmesi, bu darbe esnasında 5000-6000 Müslümanın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan ve ardından işte İhvan'ın birçok üst düzey liderlerinin tutuklanmasıyla ve örgütün mali kurumsal yapısının dağıtılmasıyla ve terör örgütü olarak nitelendirilmesiyle başlayan, devam eden ve hala devam eden o süreçte Türkiye ve Katar'ın izlediği çok açık ve net bir politika vardı. Dolayısıyla bu politikalar şimdi not ediliyor. Bunlar o kadar basit şeyler değil. Bu cephe tarafından ben baktığım zaman, analiz ettiğim zaman çok basit şeyler değil. Ben bir ekleme yapayım. Çok özür diliyorum. Çok kısa bir şey söyleyeyim. Yani bakın, Mısır dediğimiz ülke çok önemli. 1882'de İngilizlerin denetimine girmiş. 1952 yılına kadar İngiltere'nin denetiminde kalmış. Gerçi 1936'da bağımsızlığını kazanıyor ama 1952'ye kadar Mısır'ın, İngiltere'nin denetiminde kalmış ve 1952'de Nasır'ın darbe yapmasıyla mihver değiştirmiş bir ülkeden bahsediyoruz. Sovyet yanlısı bir politika izleyen bir ülkeden bahsediyoruz, Mısır'da. Ve Nasır dönemi boyunca Mısır'ın politikalarına baktığımız zaman anti-Amerikancı ve İsrail karşıtı politikalar. Mısır büyük mücadelelerden sonra, büyük diplomatik mücadelelerden sonra, hatta 1967 Arap-İsrail Savaşı'nın sonuçlarından, 1973 Arap-İsrail Savaşı'ndan sonra uzun uğraşlar neticesinde Camp David'te satın alınmış bir Mısır'dan bahsediyoruz. Yani Jimmy Carter ve Menheim Begin tarafından, Henry Kissinger'ın da destekleyerek gerçekleştirdiği bir sözde barış projesiyle, Camp David sözde ama çok önemli, bir barış projesiyle satın alınmış bir Mısır'dan bahsediyoruz. Mısır'ın Arap dünyasındaki jeopolitik, jeostratejik ve taşıdığı nüfus ağırlığını göz önünde bulundurduğumuz zaman ve Arap-İsrail savaşlarında merkezi niteliğini göz önünde bulundurduğumuz zaman Mısır'ın satın alınması çok önemli bir olaydır. Yani ya İslam dünyasının kalbine bir hançer olarak, evet, sokulması olarak. Nitekim bakın çok özür diliyorum galiba sürdürmeme izin verecekseniz bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi Sedat bu projeyi uygulayarak, yani bu barış anlaşmasını uygulayarak, Enver Sedat'ın uygulaması. 1981'de bunu hayatıyla ödedi. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani satın alınmış Mısır'ın siyasal sahnesine. Peki hocam şunu soracağım. Mısır halkı kaderi ipotek altına alınmış veya satılmış olarak biliyor mu? Aslında biliyor. Esir ve esarette olduğunu biliyor. Yani şimdi şöyle, hani bütün Mısır neticede 80 milyonluk çok muazzam Kıptiler bir ülke. Var, birçok farklı yapıları evet. Var. Şimdi Mısır devletine bir ordu egemen.
Bu ordu Mısır ekonomisinin %40'ını teşkil ediyor. Bu ekonomiden nemalanan... 1970'ler Türkiye'si mi? Evet, evet. Hı hı. Bu ekonomiden nemalanan kesimleri dışarıda bırakacaksak, son derece işte eğitimsiz, bilinçsiz kesimleri bir tarafa bırakacaksa, bıraktığımız zaman geriye kalan kısımlar hiç kuşkusuz Mısır'ın Camp David'le birlikte denetim altına alındığını... Hibe yardımlarıyla birlikte? Evet, denetim altına alındığını, karantina altına alındığını, satın alındığını çok iyi biliyor. Ama şeyi bilmek onun değiştirilmesi için yeterli değil. Tekrar ediyorum. Yani referans noktasında bu toplumun kaderini değiştirecek o bilgiye veya yeterli donanıma dediğimiz bir halk kitlesinin hazır olmadığını da söylemek gerekir. Bunu nitekim şeyde gördük. Sonuçlarını da görüyoruz ama. Bunu nitekim Arap Baharı'nın Mısır'a sıçramasıyla işte Mübarek'in devrilmesinden sonra yapılan seçimler de işte Mursi %51'lik bir oy çoğunluğuyla iktidara geldi. Darbe olduğu zaman bakın oyların %20 küsürünü almış Selefi Nur Partisi darbeyi destekledi. İşte bu, şimdi bakın dikkat zaten. Edilirse rejimleri nasıl desteklediklerinin de bir ölçüsü var. Tabii Selefi Nur Partisi'nin burada uluslararası bağlantılarına baktığımız zaman, ilişkilerine baktığımız zaman doğrudan Suudi Arabistan'ın etkisinde bağlı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin... Hayır, zaten bütün yardımları oradan alıyor. Yani evet. Hükümete ortak olma veya şey olma, Sisi'nin bütün yardımları da o Selefiler üzerinden geldiğini de biliyoruz. Mısır'daki işte Mursi'nin İhvan'ın kazanması çok önemli bir olaydı. Yani uluslararası süreç iyi yönetilmedi iyi desek yönetilmedi, çok önemlidir. Süreç iyi yönetilmedi. Türkiye'de dinlemediler. Onu da söylemekte yarar var. Ben Mursi'nin biraz benzetmesini rahmetli Erbakan'a benzetiyorum ki Mursi ile Erbakan'ın biyografisi birbirine biraz benziyor. Müslüman kardeşlerin de orada beslendiğini de söylememiz gerekiyor. Akılcı bir politikayla 1997'deki Refah Yol'un çöküş sürecine baktığımızda evet bu kadar ağır bir bedel olmadı Mısır kadar ama buna çok benzer ve kader birliği de aynı çizgiden olduğunu söylememizde yarar var. Evet belki Mısır belki Suudi Arabistan'dan dolayı çok ağır bir bedel ödedi ama Türkiye'de de Erbakan Hoca'nın da o günkü şartlarda çok mantıklı bir şekilde bir takım politikalar geliştirmiş olsaydı sanıyorum biraz daha hafif diye geçecekti. Çünkü yerine göre liderleri lider yapan bir özellikleri vardır, karakter yapıları. Masaya gerekli yumruğu vuracaksınız. Bu bedeli ne olursa olsun. Eğer Erdoğan bugün aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanı bu iradeyle, bu güçlü yapıyla vurmamış olsaydı sanırım Mursi'den de pek farkı olmazdı diye söylememiz gerekir. Bir reklam arasına gideceğiz. Değerli izleyiciler, reklam arasından sonra devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Ömer Bey, bahsettiğimiz konuya tekrar gelelim. Mursi ile rahmetli Erbakan'ın arasındaki farka biraz bakalım dedik ama ikisinin de kaderi aslında aynı. O günkü şartlardaki liderlik kısmından bir reklam arasına gitmiştik. Bu konudaki düşünceniz nedir? Daha genel bir perspektiften bakmak sanırım Mursi ile Erbakan'ın kaderini daha doğru anlamamıza yardımcı olacak. Şimdi Batı'nın Orta Doğu ve İslam ülkeleri için çizdiği bir kader, bir rota, bir plan, işte emperyalist, sömürgeci bir plan var. Bu plana baktığımızda neyi görüyoruz biz? Ya otoriteryan yönetimleri desteklediğini, ya işte kabileci anlayışa bağlı monarşik prensleri, kralları desteklediklerini ciddi bir şekilde görüyoruz. Nasıl bir coğrafyadan bahsediyoruz biz? Peygamberlerin geldiği, kutsal kitapların indiği, efendim dünyada tarımın başladığı, astronominin başladığı, bilimin başladığı, felsefenin başladığı, çok zengin Akdeniz Havzası, Mezopotamya, efendim önemli bir coğrafyadan bahsediyoruz aslında. İnsanlık tarihinin başladığı bir alan burası.
1514-1515'ten sonra bu coğrafya Osmanlı'nın hakimiyetine giriyor. İşte Mercidabad, Gedaniye, Yavuz Sultan Selim'in seferleri. Ta ki Birinci Dünya Savaşı'na kadar. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu ülkelerin halkları efendim mevcut duruma itiraz edebilecek bir takım donanımlardan yoksun halklar. Yani kendi kendilerini yönetebilmek, efendim haklarını talep etmek, işte idarede söz sahibi olmak, efendim rızalarını tahakkuk ettirmek gibi imkanlardan yoksunlar. İsyan etmediler mi? Tabii ki isyan ettiler. Ama büyük güçler, emperyal güçler, önce Fransa, sonra İngiltere, sonra Amerika, onun öncesinde Portekiz, İspanya falan, bunlar bu coğrafyadaki mevcut düzenin devamını istediler. Niçin? Çünkü gayet rahat bir şekilde anlaşabilecekleri krallıklar, monarşiler vardı. Başka ne yaptılar? Darbelerle sürekli bu coğrafyayı yönetmeye çalıştılar. Irak'ta, hocam çok iyi bilir, darbeler yaptılar. İran'da darbeler yapıldı. Libya, Suriye, bunlar darbe rejimleriyle iktidarın el değiştirdiği ülkeler oldu. Diğerleri de monarşiyle yönetilen ülkelerdi. Türkiye ve İran bu parantezden çıkmayı başarmış ülkelerdir. Nisbi de olsa seçimler yapılır, halk sandığa gider, efendim liderlerini belirler, iradelerini yansıtırlar, beğenelim beğenmeyelim. Türkiye 28 Şubat'ta bu cendereden, bu parantezden çıkmayı henüz başaramamıştı. Ama 2000'li yıllardan sonra yavaş yavaş başını kaldırmaya başladı. Şimdi merhum Erbakan'la işte şimdiki Cumhurbaşkanımız arasındaki en önemli fark halk desteği. O zamanlar o %21'di. Görece olarak daha az bilinçli bir kitle söz konusu. Şunu da söylememiz gerekiyor. Şimdi o orta sınıf ya da bir aşağılanan işte muhafazakar Müslüman bir kitle vardı ve bu sürekli ülke yönetiminden, ülke ekonomisinden, efendim üniversitelerden dışlanıyordu. Şimdi bu kitle, bu halk efendim belki gerçek Anadolu insanı iktidara geldi. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan'ın arkasında bir halk desteği var. Ciddi bir destek. Ama bu azalmadan Erdoğan, devam ediyor. Erdoğan süreci çok iyi yönettiğine bakın. Şimdi bak tarihte bir takım hatalara baktığınızda Sayın Cumhurbaşkanı çıkardı, bu noktada çok mükemmel ve profesyonel bir sistemde. Evet, ben siyasi bir liderim ve toplumu nasıl kanalize edeceğimi biliyorum. Konuya da hakimim. Geri adım da atmıyorum. Geri adım da atmadı. Bunlar önemli. Topluma ve millete değeri noktasında inandı ve bu inanç doğrusunda da aslında hedeflediğini de başardı desek yeridir. İnşallah da daha iyi olur. Şimdi ben burada bir şey daha var. Buyurun. Şimdi biz neleri konuşuyoruz? İşte Suudi Arabistan, Katar'a şunu yaptı. İşte evet, Suriye parça parça. Ondan önce İran-Irak savaşı vardı. Afganistan savaşı vardı. Pakistan'da Keşmir bölgesi, Hindistan. Yani sürekli birbirle savaşan, kanın aktığı, gözyaşlarının efendim oluk oluk aktığı bir coğrafyadan bahsediyoruz. Biz bu şekilde sadece gündeme odaklanarak, efendim gündemi anlamaya çalışarak bu sorunun üstesinden gelemeyiz. Planlama. Şimdi reflekslerimiz neler bizim? Anti-emperyalizm. Eyvallah, doğru. Başka refleksimiz ne? İşte Suudi Arabistan, İran, Sünnilik, Şiilik, değil mi? Reflekslerimiz bunlar. Bunlar peki meseleyi biraz çözüyor daha mu? Ağır konuşacağım. Yani meseleyi bunlar çözmüyor. Şu anda çözmüyor. Hocam, bakın. Türkiye'nin artık hızlı bir şekilde bir şapkasını önüne koyması gerekiyor. Bu her vatandaş açısından çok çok önemlidir. Dünyayı okuyacaksak ABC cemaati üzerinden okuyarak değil, gidip Kabe'de kavga ederek değil veya başka yerlerde Müslümanları birbirine vurdurarak değil. Evet. Biz dünyayı okumak zorundayız veya sosyalizmi Che Guevara'nın tişörtünü giymekle vesairesi, solculuk buymuş deyip Timberlake'le hangi marka modelde olduğunu da değil. Süreci çok iyi okumamız gerekir. Müslüman uyanık olmak zorunda, zeki olmak zorunda ve dünyayı okumak zorunda. Bütün İslam ülkeleri için geçerli bu. Bu çok çok önemli. Müslüman dediğim mi İslam ülkeleri, eyvallah, sıkıntı yok. Evet. Ama dünyayı reel gerçeklerle okuyamazsak biz daha çok ağır bedeller ödeyeceğiz. Ben birkaç dakikamızı özellikle Jandarma Genel Komutanlığı'nın, emniyet ve kolluk kuvvetlerimizin, genelkurmayımızın son dönemlerde özellikle terörle mücadelede çok önemli operasyonlara girişini görüyoruz. Hem de nasıl? Binlercesi ihraç edilerek, daha az personelle daha etkili operasyonlar yapılarak veya süreci çok hızlı okuyarak girdiğini görebiliyoruz. Değerli izleyiciler, sevgili yönetmenim İsmail Aydın Bey'den özellikle ben Judy Dağ ile ilgili bir mesele var. Google'dan girdiğinizde direkt şey çıkıyor, haç işareti dediğimiz bir bahçe çıkıyor. Yani şunu anlıyoruz ki bu aşağılık yapılar
kendi haçlı dünyasını burnumuzun dibine kadar getirip işte devasa bir dağın üzerinden haç işaretini yaparak bir bahçe sevgisi, çiçek böcek dediğimiz, ağaç dediğimiz, elbette yeşilliği çok seviyoruz ama yeşillikle terörü endeks olarak da sevmiyoruz. Sevgili yönetmenimden o görüntüyü alabilir miyim? Evet değerli izleyiciler, şu görüntüye baktığımızda Google'dan girdiğinizde özellikle Judy Dağı yazdığınızda işaretlenmiş çok güzel böyle bir bahçe görüyorsunuz. Bahçenin içerisinde ne var diye bakacak olursanız bir haç var, istavroz var. Ve etrafını da güzel kamufle etmişler. Ben özellikle kolluk kuvvetlerimizden burayla ilgili nedir, neyin nesidir pek bilmiyorum ama ilgimizi çekti. Bunun bir gündeme alınması gerekiyor. Terörle mücadeleye baktığımızda çok önemli ifadeler var. Judy Dağı dediğimizde birçok kitapta özelliği olan, hatta Hristiyan dünyasının insanlığın ilk merkezi dediğimiz, hatta Nuh'un gemisinin de orada olduğu söylenen bir yere kalkıp bir Hristiyan dünyasının sembolize edilmesi sanıyorum pek de kaldırabileceğimiz bir tarz değil. Bunu burada da ilgililerimize söyleyelim. Buradaki en önemli meselelerden biri de şu. Terörle mücadeleye baktığımızda jandarmanın iç güvenlik unsurları noktasında özel hareketin, JÖH'ün vesairesi mükemmel operasyonları var. Jandarma Genel Komutanı, Genelkurmay Başkanlığı bu noktada çok güzel de bir süreci başlattılar. Halkla bir bütün, Doğu ve Güneydoğu'da özellikle belki Sayın Bozkan'a sormam gerekecek ama sizden hemen sonra da Sayın Bozkan'a sormak isterim. Nasıl görüyorsunuz mücadeleyi? Ben gayet olumlu görüyorum. Yani Türkiye'nin özellikle bu en son işte Sur-Cizre olaylarından sonra bir de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından oradaki bir takım parazit unsurların, bir takım vatan hainlerinin ayıklanmasından sonra ben ordumuzun gayet yerinde operasyonlar yaptığını ve terör örgütünün bölgedeki hakimiyetini kırmaya yönelik etkili bir takım operasyonlar yaptığını görüyorum. Yani hiç şimdiye kadar girilmemiş mağaralara girilmesi mesela görüyoruz. İki kat, üç kat mağaralara giriyorlar. Orada silahlarla karşılaşıyorlar. Patlayıcı malzemeler ya da onlarla ilgili kimyasallar falan televizyonlarda gördüğümüz zaman hakikaten gurur duyacak gelişmeler bunlar. Dolayısıyla ciddi bir mücadele yapıldı. İşte İHA'larla, dronlarla nokta tespiti yapıldı ve nokta operasyonlar yapıldığını görüyoruz. Diğer yandan örgütteki çözülmelere yönelik işte teslim olan teröristleri görüyoruz. Hemen hemen her gün örgütten kaçan, işte dün Hakurt'tan kaçan iki tane terörist vardı. Dört kişiyle teslim aldı onları. Dolayısıyla önemli bu. Yani içeride güvenliği sağlamak hatta örgütün önemli. Örgütün içerisinde şöyle bir son zamanlarda gündeme gelen çok önemli bir kırılma olduğunu bizim de Akit Medya grubu olarak da çok yakından takip ettiğimiz çözülme süreçlerinin kadınlara özgürlük adı altında kadınları nasıl kullandıklarının da bir takım aşağılık görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntüler hep vardı. Yani var. 20 yıl önce de Öcalan'ın yani onları biliyoruz. Bu değil. Özgürlüklere değil yani. Kadınlara özgürlük deyip de götürüp oralardaki Doğu ve Güneydoğu'daki insanlarımızın örf adet gelenek ve inançlarını rencide edecek bir şekilde Batı'nın veya birilerinin uşaklığını yapmaları da ne bölge halkı kabullenir ne de bizler kabulleniriz. Bölge halkının ruhuna uygun değil. Ne bileyim Zerdüştü'yü özendirmeye çalıştılar. Bu tip özgürlük bu arada altında. Sevgili yönetmenden ben bir görüntü var. Katodağ'ında askerlerimizin özellikle bir ezan okuması var. Onu bir alalım. Arkasından sonra bu yeni görüntü jandarmanın ve kolluk kuvvetlerinin çok özel bir operasyonuyla Katoda evet ezan sesi de bize nasip oldu diyelim. Evet değerli izleyiciler, özellikle yani bunu dinlerken etkilenmemek elde değil. Nedeni de şu, girilemez dedikleri, kuşattığımız, kurtarılmış bölgeler dedikleri nasıl giriliyormuş görüldü. Şunu söyleyelim, bu millet yek vücut olduktan sonra giremeyeceği yer yoktur. Bunu bilmemiz yeterli. Her şeyden önce ben özellikle bütün kolluk kuvvetlerimize, Allah kolaylıklar versin. Allah ailelerine de sabır versin. Zordur. Bir anne bir baba açısından dede, hala, teyze fark etmiyor. Evlatları vatan uğruna bir yerlerde görev yaparken aslında her saniyesi diken üzerindedir. Belki de bu duygular bizler için çok önemli ama her şeyden önemlisi bu vatanın bir iffeti, izzeti ve şerefi vardır. Bu uğurda görev yapan bütün herkes başımızın tacıdır. Allah onlara kolaylık versin dileyelim. Bu görüntüyü gördüğümüzde de gerçekten duygulanırsınız. Evet. Nedeni de şu. Çok ağır bedeller ödedik teröre.
Çok can verdik. Çok can verdik, çok şehit verdik. Oraya da fazla girmek istemiyorum. Sayın Bozkan, bu görüntüye baktığımızda az önceki VTR'de de verdiğimiz bir görüntü var. Doğu ve Güneydoğu'daki terörle mücadeleye ve yasalarına bakacak olursak aslında son 30 yılın, 40 yılın en önemli operasyonları yapılıyor. Belki de Cumhuriyet tarihinde hiç girilmeyen yerler vardı. Bunların tamamına girildi. Evet, önemli de sonuçlar alındı. Son 2015 yılından bugüne kadar yanılmıyorsam 10 binin üzerine terörist bertaraf edildi. Buna ne dememiz gerekiyor? Aslında baktığımız zaman yani Türkiye uzun yıllardan beri, 1970'li yıllardan beri bu tür işte militarist, terörist örgütlerle savaş yapıyor. 1970'li yıllarda ortaya çıkan işte terör örgütlerinin, militarist terör örgütlerinin şimdi bir takım şeyleri vardı, bir takım gerekçeleri vardı, bir takım referansları vardı. Bu referanslara vurgu yaparak toplumsal bir meşruiyet arayışı içindeydiler. Dolayısıyla bu gerekçe üzerinden savaştıklarını iddia ediyorlardı. İşte Kürtlerin işte bir takım haklarının ellerinden alındığı, işte sömürge mantığıyla yönetildikleri, buna benzer bir takım iddialarla harekete geçtiklerini, amaçlarının işte Kürtlerin daha özgürlükçü, daha eşitlikçi bir duruma gelmesini sağlamak olduğunu söylüyorlardı. Bu tür gerekçeler vardı. Şimdi önemli olan, eğer bu tür örgütlerin bu gerekçeleri gerçekten varsa, bunların, bu gerekçelerin yok edilmesi, bu gerekçelerin rehabilite edilmesi çok önemlidir. Aksi takdirde bakın, yani toplum gerçekten mağdur edildiğini, gerçekten işte devlet tarafından ikinci sınıf vatandaş muamelesine tabi tutulduğunu düşündüğü sürece bu tür örgütlerin kaynaklarını kurutmak çok zordur. Dolayısıyla bir devlet... Şu anki süreci nasıl görüyorsunuz? Şu anki süreci ben aslında devlet uzun süreden beri, yani daha doğrusu bu hendek politikalarıyla birlikte muazzam bir mücadele verdiklerini görüyorum. Ve bu mücadelede çok önemli bir aşamayı kaydettiklerini gözlemliyorum. Ama bu yapılırken özellikle şeye dikkat edilmeli. Yani bu alanlardan akışın sağlanmasını oluşturan gerekçelerin ortadan kaldırılması lazım. Bu çok önemli bakın. Bunu, çünkü artık mesela Kürt sorunu sadece Türkiye'nin iç sorunu değil. Terörizm sorunu sadece artık Türkiye'nin kendi iç sorunu değil. Uluslararasılaşmış bir sorundan bahsediyoruz bakın. İşte şeyde Irak'ta önümüzdeki Eylül ayında bir bağımsızlık referandumu yapılacak. Suriye'de işte yaşanan gelişmeleri biliyoruz. Birbirinden ayrı düşünülemez diye. Birbirinden ayrı. Ama şu var, ben hocam özellikle bu noktada belki farklı bir fikir olarak da bilgi vermem gerekirse şöyle bir noktaya gelmek isterim. AK Parti iktidarıyla birlikteki gelişen süreçlerde bunca ihanetin ve derin devletin kendi planlamalarına rağmen, evet, Kürt sorunu çok iyi bir mevzuya getirerek mücadelesini sürdüren bir devlet aklından bahsedebiliyoruz. Uzlaşma adına, sorunları bitirme adına, cumhuriyetle yüzleşme adına, kendi vatandaşıyla helalleşmesi adına. Ama birileri bundan rahatsız oldu, yer vermedi, zaman bırakmadı, şunu yaptı, her türlü sabotajı, eylemi kullandı. Bugün geleceğimiz noktada ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bir bütün devlet aklı noktasında düşünecek olursam şudur. Devletler kendi iç sorunlarını bitirebilecek seviyede güç ve azmi yaşatmak zorunda. Onu yaşattı. Terörle mücadeleye, hendek savaşı veya çukur siyaseti üzerinden gelecek veya yoğunlaşacak olursak bence küresel yapı, az önce işte Katar'dan vesairesinden bahsederken bile dahi tam da dönüm noktası burası.
Türkiye kendi iradesini kendi halkına gösterebilecek muhtedir ve seviyesini yaşattı dememiz gerekiyor. Nedeni tarih bunları yazdı. Bir sorunu çözme adına ama birileri huzursuzdu. Birileri de birilerinin tetikçiliğine çok rahat girebiliyordu. İşte tam bu manada evet bu sorunu bitireceksiniz. Ama ikilemli dediğimiz bir vatandaş, ötekileştirme dediğimiz veya dışladığınız veya eşit seviye dediğimiz, ben şunu söyleyeyim. 32 yıldır İstanbul'dayım. 32 yıllık İstanbul'da bu sorunu tartıştığımda ne Lazı, ne Çerkezi, ne Kürdü, ne Abazası vesairesi kim olursa olsun hiç fark etmez. Bir eşit vatandaş olarak her zaman en yüksek seviyede, perdede bu sorunları tartışmış bir arkadaşınız olarak da söylemek isterim ki siz doğru bilgiyi doğru zeminde, doğru yerde konuşursanız vatandaş bunu çok iyi anlıyor. Sanıyorum tam da zaman bu. Terör örgütlerinin aslında kirli ve çirkef yüzü ortaya çıktı. Bunu bu noktada artık okumamız gerekiyor, dememiz gerekiyor değil mi? Evet, ben mesela şunu da düşünüyorum. Sayın Buzgan'ın söyledikleri bir noktadan sonra geniş perspektifte ciddiye alınmalı. Önemli. Yani kim mağdursa, bir mağduriyet edebiyatı varsa, bir kaşınacak yere varsa... Militan siyaseti yaparak, örneğin mesela... Mesela bu hendek meselesi. Hendek meselesinden sonra halkın, ben gidiyorum sık sık Diyarbakır'a, Mardin'e, Urfa'ya, insanlar yaka siktiler artık. Yani çünkü siz insanların normal gündelik yaşantısını engellemeye yönelik eylemlerde bulunuyorsunuz ve bunun oradaki vatandaşa, halka hiçbir faydası yok. Bakın, ve bu yüzden HDP'nin oy oranında ciddi azalmalar Ömer var hocam. Ve PKK'ya karşı ciddi bir antipati var. Ömer hocam yani. Yayınımızın sonuna geldik ama şu cümleyle isterseniz bitirelim. HDP siyasetinde taraf olanları dışlamak değildir. Ama HDP siyaseti adı altında militan bir ruhu, bir vatandaş düşüncesiymiş gibi bu topluma yutturmak bence kabullenilmemesi gereken bir sorundur. Burada biraz da aslında sorunun kaynaklandığı şu. Taraf mısınız? Taraf. Taraf olun. Size özgürlükçü bir noktada ben size eşit yurttaşlık ilkesine inanarak her türlü hakkı vereyim. Ama taraf noktasında kalkıp militan bir ruhu bütün dinamit yapıları bozacak bir şekilde bir hastalık olarak olacaksa bu zaten bir siyasi parti değil, militan bir örgütün sempatizanıyla belki de iç dinamitleri içerisinde beslendiği damardır. İşte burada devlet burayla uzlaşamaz. Nedeni şu, militan. Militanla ben zaten uzlaşamam. Evet hocam, buyurun hemen bir cümleyle toparlasanız programımızın sonuna geldik. Buyurun. Şimdi bu anlaşılabilir bir şey. Kuşkusuz yani bu tür örgütler, bunların işte icra ettiği şiddet türleri, terörizasyonlar, bunlar neticede siyasal iletişim kanallarını tıkayan süreçlerdir. Eğer gerçekten Türkiye'de baktığımız zaman siyasal iletişim kanalları zaman zaman tıkanmış olsa bile açık, genel olarak açık olduğunu söyleyebiliriz. Kürtlerin önünde siyaset yapmanın dışında Başka seçenek yok. Siyaset yapsınlar. Evet. Birçok farklı grup ve yapısı var. Bu çok önemli. Ama Kandil'den ya da Brüksel'den ama bu birilerinin işte 7 Haziran seçimlerine baktığımızda sen Demirtaş'ın kalkıp 80 vekili alırken oradaki liderliği veya dik duruşu çok önemliydi. Kalkıp Kandil'in el eteği altında bir siyaset yapacaksanız da tarihi bir hataydı o. Çok. Tarihi bir hata değildir bu. Liderleri lider yapan vasıftı. O vasıf sizde yoksa siz o siyaseti yapamazsınız diye bitirmek lazım. Evet değerli izleyiciler, böylelikle bir derin kutu programının sonuna gelmişken özellikle genel yayın yönetmenim İsmail Aydın Bey ve ekibine, değerli izleyicilerime, bu saate kadar bizleri dinleyen bütün herkese şükranlarımızı ifade eder. Hayırlı geceler diliyoruz efendim.